Evet hocam, sistitle devam edelim. Sistit nedir diyelim, bitkisel çözüm yollarından yine bahsedelim. Evet, Buna nazaran. sistit de aynı şekilde, sistitin oluş sebebi de üretra darlığında olduğu gibi bağırsaktaki mantarlar ve E. coli bakterisi mesaneye yerleşiyor. Yani %50 bakteri, %50 E. coli bakterisi sebep oluyorsa enfeksiyona, %50 aynı şekilde mantarlar sebep oluyor. Mesane mukozası çok hassas. Küçük bir torbacık gibi kese. Böbreklerden birkaç damla idrar geldiği zaman mesaneye yandığı, kavrulduğu için sinir uçları açıkta kalıyor mesanede. Mesane doluymuş gibi sürekli beyne sinyal gidiyor. Mesane yerleşen bakteri, E. coli bakterisi ve mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler mesane mukozasını yakıyor, kavuruyor. Sinir uçları çok hassas hale geliyor. Bazı insanlar bir gecede 30 defa lavaboya gidiyor. 10 dakikada bir uyanıyor. 10 dakikada bir uyanıyor. Hayatı zehir oluyor. Sokağa çıkamıyor. Sokağa çıksa idrarı geldi. Oraya buraya yapacak hali yok. Ne yapsın? Bayansa, erkekse altını bezlemek zorunda kalıyor. Ne yapsın? Yani hayat bitiyor yani. Veya sondayla. Yani çok kötü bir durum. Aynı şekilde buna karşı da ne gerekiyor? Ayrık kökünden elde edilen ekstrak, ayrık forte. Yine aynı şekilde kremberinin ekstraktı. Bunları kullandığı zaman bu kremberi ve ayrıkla ilgili klinik araştırmalar yapılmış, etkisi ispat edilmiştir. Belge var, bilgi var bu konuda. Laf yok. İsteyene istediği belgeyi sunabiliriz. Interstitial sistit ve üretra darlığı kimyasal ilaçlarla tedavi edilemez ediyoruz diye yalan söyler.